Merhaba, karpuz peperomya mı çoğaltacağım? Birlikte çoğaltalım istiyorum. Orta boylu dallardan birkaç tane kesip çoğaltacağım. Çok küçük olanlar da değil, çok büyük olan veya hasarlı olanları da seçmiyoruz. Sağlıklı olanlardan birkaç dal alıp çoğaltacağız. Elimle kopartmaya çalıştım ama çok güçlü bir kökmüş. O yüzden hiç riske atmak istemedim. Makasla seçtiğim yaprakların sap kısımlarından, kökünden kesiyorum. Ve yaprağın arka kısmındaki kanalları görüyorsunuz. O kanallardan kökler çıkacak. O yüzden ikiye bölüyorum ki daha fazla elde edebileyim. Tek bir yapraktan da çoğaltma işlemi yapılabilir. Ancak çok verimli oluyor bu şekilde. Hatta yaprağı dörde veya beşe de bölebilirsiniz. Yaprağın boyutuna göre değişecektir elbette. Ben riske atmak istemiyorum. Daha fazla küçülttüğüm yapraklar da oldu. Kayıp daha fazla oldu. O yüzden ikiye bölmek daha garanti. Biraz daha yaprak kopartıp devam ediyorum. Saplarını da toprağa dikeceğim. Saplarından da çok düşük bir ihtimal olsa da köklenme şansı var. Henüz ben görmedim ama bu ihtimal var. O yüzden değerlendirmek istiyorum tabii ki. Biraz kil bilyesi koydum saksının dibine. Humusu toprak ve Hindistan cevizi torfu toprağını birlikte karıştırıp kullanıyorum. Toprağa sadece nemli tutacak şekilde su veriyorum. Çok cıvık bir toprak istemiyoruz çünkü köklendirmede hasar verebilir yaprağa. O yüzden nemli olması yeterli bizim için. Toprakta istediğim nemli kıvamı elde ettikten sonra yapraklarımı toprakla birleştirebilirim artık.
Minik bir sera yetkisi olması için saksımı bir poşete geçiriyorum ve minik bir hava deliği bırakıyorum. Hava boşluğu bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve çoğalmayı bırakıyorum bu şekilde. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu da bir önceki turda köklendirdiklerimden. Minik bir yavru verdi gördüğünüz gibi. Çok sevimli duruyor.